Gelelim dünün önemli başlıklarından bir diğerine. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedenleri arasında HDP ve onun eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da var. 51 insanımızın acımasızca öldürüldüğü Kobani olaylarının azmettiricisi olarak yattığı cezaevinden bir mektup yazdı Demirtaş. Mektupta hem partisini topa tuttu hem de aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Başkan Akman'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. 7'li ittifakın lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti. Serbest kalma hayalleri suya düştü. Önce partisini eleştiri yağmuruna tuttu. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla aktif politikayı bırakıyorum dedi. Ne diyordu? Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. HDP'nin cezaevindeki eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş seçimi kaybeden partisini topa tuttu. Bir internet sitesine mektup yazan Demirtaş, seçime Yeşil Sol adıyla giren partisinin çalışmalara geç başladığını söyledi. Geride bıraktığımız seçimler her bakımdan çok önemli olmasına rağmen Kürt siyasi hareketi bunu çok geç fark etti veya çok geç bilince çıkardı. Durumu fark ettiklerinde ise iş işten geçmişti ifadelerini kullandı. Kullanacağımız oyumuz bir Yeşil Sol'a, bir Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili arkadaşlarım. İmranın kapılarını açın ki barışın sonuna kadar açılsın. Bu dönem öz alanının özgürleşme dönemidir. Demirtaş, HDP'nin seçime bir ay kala sahaya inmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Eski partisini amatörlükle suçlayan Demirtaş, Türkiye Partisi olmaktan çok uzak kaldıkları eleştirisinde bulundu. HDP'nin Kürt halkındaki değişimi de okuyamadığını belirten Demirtaş, slogan dışında hiçbir numarası olmayan tipler siyasal ve sosyal ortamı domine edip nitelik ve nicelik kaybına yol açtılar sözleriyle eleştirisini sürdürdü. Kandil ve HDP'nin yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda desteklenmesi çağrılarının yanıtsız kalması ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde katılım oranının düşmesi bölge halkı artık gözünü açtı olarak yorumlandı. Bu eleştiriler gündemdeki yerini korurken Selahattin Demirtaş bir açıklama daha yaptı. HDP'ye yaptığı eleştiriler mi sebep oldu bilinmez ancak aktif politikayı bıraktığını duyurdu.